Uzun bir yola çıktık bugün. Yol hiç bitmesin istedik. Rotadan çıkmayı düşünmedik. Sadece duygularımızın bizi götürdüğü yere gitmek istedik. Az gitmedik, çok gittik. Evet, uz gittik ama çok güzel gittik. Evet, güzel bir yolculuktan sonra gelmeyi çok sevdiğimiz, coğrafyasını çok sevdiğimiz, havasını çok sevdiğimiz Salda'ya geldik. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Mümkün olduğu kadar uzaktan bakarak, severek, zarar vermeyerek içinde bulunmanızı tavsiye ettiğim bir yer. Çok bakir, böyle kalması hem burası için hem dünya için çok kıymetli. Bugün aramızda küçük bir misafirimiz var. Çok küçük değil tabii. O kadar küçük değil yani. Size olarak kocaman. Şöyle görelim. Arkada fısfıs yapıyorlar hatta kızlar. Efendim, kim lütfen paylaşır mısın canım? Benim kız kardeşim Işıl. Hoş geldin Işıl, sen de aramıza. Merhaba. Nilde teyzesiyle arkada mutlu mutlu oturuyor. Piskos piskos. Salda. Kendisine söylenecek pek bir şey yok. Karşısında duruyorsun, o her şeyi söylüyor zaten. Burası gerçekten çok büyüleyici bir yer. Şey diyorlardı, Mars'la aynı coğrafyaya ya da işte şeye sahipmiş. Ne yapıyorsunuz orada? Hiç kimse yok, hiç kimse. Hiç kimse yok. Şu anda Ağustos ayının ilk haftasındayız. Hiç kimse yok. Emiyor musun? Ya kıyamam. Emiyor musun? Bak şimdi ağzına bak. Şimdi. Orada yara falan bir şey bulursa mutlaka emecek. Benim elimde var mı? Ya kıyamam ben sana. Benim elimde var. Ya, evet, bir de sülüğümüz oldu gitmeye çalışan suya. Kıyamam. Onu ben suya bırakıyorum şimdi. Hadi gideceğiz. 50. Siz mutlu olmayabilir. Deniz ya da dere kenarlarında bu kayalarla ya da taşlarla karşılaştığınızda üzerlerinde böyle beyaz bir takım damarlar, çizgiler varsa onlar kuarts oluyor. Ama bunun üzerindeki kireç taşı, bu jeolojik yapıyı oluşturan kireç taşı. Ama bu bizimle gelmeyi çok istediğini söyledi, sağ olsun. Bizim taş koleksiyonumuz var. O koleksiyonumuzun parçalarından biri olarak hayatımıza dahil olacak. Şimdi burası bir krater gölü. Ben zaman zaman sosyal medyada şey diye paylaşıyorum. Mars'tan sevgiler diye, dünyadan sevgiler diye de takipçilerim bana selam gönderiyorlar. Gerçekten başka bir dünya gibi. Sabahı ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Bastığın zaman bayağı bataklık gibi dizine kadar saplanıyorsun. Salda'nın genelinde şey var. Üç ayrı yer malzemesi katmanı. Bir tanesi bu beyaz. Bir böyle siyahlı toprak renkli daha minik çakıllara benzeyen bir yapısı var. Bir de gri renkli kuma benzeyen bir yeri var. Burası zamansız bir yer gibi, zamanın durduğu bir yer gibi. Çünkü sessizlik insanı öylesine içine alıyor ki bazı zamanlarda sadece kalp sesini duyuyorsun. Sadece dinlenmek için değil, kendinin farkında olmak için çok büyüleyici bir yer gerçekten. Gerçekten minnettar. Salda yine bizi tüm maviliğiyle, tüm beyazlığıyla kucakladı. Burdur ilinin Yeşilova ilçesine bağlı havzada bulunan Salda Gölü, 184 metre derinliğinde 44 kilometrelik bir alana sahip yüksek alkali bir göldür. Jeolojik ve mineralojik açıdan Mars'a benzemektedir. Kalbimizi Salda'da bıraktık ve sessizce oradan uzaklaştık. Peki Işıl, sen şunu söyle bana, balina bir balık mıdır değil midir? Balıktır. Tan tan tan. Oradan Denizli İl Merkezi'nin 30 kilometre yakınında Honoz ilçesinde bulunan Kaklık Mağarası'na uğradık. Biz şu anda Kaklık Mağarası'na geldik. Onun bahçesinde bir havuz var. Daha önce geldiğimizde burada bir sürü yılana denk gelmiştik. Kuvvetle muhtemelen birazdan görürüz de. Şu anda 50 tane falan kaplumbağa sanıyorum buradan bizi besliyorlar. Besleyecekler diye koştura koştura buraya geldiler. Bak bak şurada bak. Bak küçük nasıl alıyor bak bak. Ya. Görüşürüz. Ne kadar küçük. Bak, ellemek istiyorum. Hadi gel, ben seni aşağı doğru sağlayayım.
Sıkkartlık mağarası sarkıt ve dikitlerle süslü olup Pamukkale'dekine benzer traverten basamaklarıyla Küçük Pamukkale veya Mağara Pamukkale olarak da adlandırılmaktadır. Biz şimdi Katlık Mağarası'ndan çıktık. Pamukkale'ye doğru gidiyoruz. Artık 3 kişiyiz. Gördüğünüz gibi ışıl yok. Daha ne kadar güzel görünüyor. Bembeyaz. Nil, bak orası Pamukkale. Travertenler onlar. Çok uzun zamandır gelmediğimiz sevgili Pamukkale'ye yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kalkbük Mağarası'ndan sonra günü bitirmek üzere Pamukkale'ye geçtik. Ege bölgesinde ılıman bir iklimi olan Menderes Nehri Vadisi'nde bulunan Pamukkale, hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden birisi. Aşkı kabaranlar. Şimdi bugün Salda'dan yola çıktık. Orası ayrı bir cennet. Sonra Kalkbük Şelalesi'ne gittik. Mağarasına. Ben ona hep şelale. Niye şelale diyorsun? Ben onun şelale olmasını istiyorum. Çünkü onda hem mağara var hem şelale bir arada. Dolayısıyla çok etkileyiciydi. Salda da bahsetmiştim zamanın durduğu yerler diye. Burası Hierapolis. Akşam 9'da son girişin yapıldığı ama çıkışta serbest olduğum bir yer. Dolayısıyla ondan sonra zaman duruyor burada. Sanki antik zamanlarda yaşıyormuşçasına hayvanların seslerini duyuyorsun. Sessizliği ve gezenin sesini duymaya başlıyorsun. O kalp atışlarını tekrar hissetmeye başlıyorsun. Gün boyunca kafanın içi doluyor. O kafanın içi o sessizlikte zamanın durduğu anlarda tekrar boşalıyor. Tekrar insan olmaya başladığını hissetmeye başlıyorsun. Çok güzel bir yerle başladık bugün. Çok da güzel bir yerle bitirmek nasip oldu, öyle söyleyeyim. Yetiştik en azından, mekana yetiştik. Tamamını çok rahat gezemeyecek bile olsak. Sevgili Emine arkadaşımız bize çok güzel eşlik ediyor. İnanılmaz bir ülkede yaşıyoruz. Yani toprağı kazsan altından çıkan antik kentler, kazmasan üstünde duran antik kentler. Özellikle Ege, biraz İç Ege, Güney Ege, Orta Ege ve Kuzey Ege. Dünyanın bütün her şeyinin aşağı yukarı başladığı yerler olmuş. Biz de onların hepsini tek tek gezeceğiz. Eski Hierapolis kenti 2700 metre uzunluğunda, 600 metre genişliğinde ve 160 metre yüksekliğindeki bu beyaz kalenin üzerine inşa edilmiş. Pamukkale, UNESCO tarafından belirlenen Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Böyle bir yere gelip gözünü kapattığın zaman ufak tefek sesler duymaya başlıyor. Ama o sesler gitgide uzaklaşmaya başlıyor yani. Gün artık uyumaya, gece uyanmaya başladıkça sesler azalacak. Daha sonra güneşin batışıyla birlikte burada çakallar ulumaya başlayacak. Kurtlar ulumaya başlayacak. Başka bir dünyaya dönüşecek. Ya benim hep gözlerim doluyor böyle yani. Bak. Rüzgarın sesi falan. Bu kadar etkileyici ve güzel. Aklımız bembeyaz bugün. Aklımız, fikrimiz bembeyaz. Durmaya, susmaya, nefeslenmeye ihtiyacımız vardı. Kalbimizin sesini dinlemeye, tekrar insan olduğumuzu hissetmeye, doğaya teslim olmaya ihtiyacımız vardı. Biz de öyle yaptık. Sizi de rotadan çıkaracak yol arkadaşlarınız varsa, rotadan çıkmaya asla çekinmeyin.